Çek Cumhuriyeti muhteşem mimarisi ve uygun yaşam koşullarıyla Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri olmasının yanı sıra yüksek öğretimdeki kalitesiyle de ön plana çıkıyor. 70'ten fazla üniversitede 1000'den fazla programda her yıl 40 bin kadar yabancı öğrenci eğitim alıyor. Peki bu ülkede kaliteli ve prestijli bir eğitim almak için başvuru ve kabul süreciniz nasıl ilerleyecek? İşte burada MSM devreye giriyor. ELT Yurtdışı Eğitim olarak bugün Prag'daki partnerimiz MSM ile birlikte sizin için Çekya'dayız. 2007 yılından beri yurt dışından gelen uluslararası öğrencilere hizmet veren MSM, hayalinizdeki üniversiteye ulaşmak için her zaman yanınızda olacaktır. Bu ülkede dilerseniz İngilizce, dilerseniz Çekçe dilinde lisans ya da yüksek lisans eğitimi alabilirsiniz. Peki nasıl mı? Gelin beraber göz atalım. Vizeniz onaylandıktan sonra ELT Operasyon Ekibi uçuş organizasyonunu yapıyor ve MSM'e bildiriyor. Siz de gece gündüz fark etmeksizin MSM koordinatörleri tarafından havalimanında karşılanıyorsunuz. Merhaba. Merhaba, welcome to Czech Republic. Transferiniz burada başlıyor ve konaklamamıza doğru yola çıkıyoruz. Prag Havalimanı şehre sadece 20 dakika uzaklıkta. Tren, otobüs ya da metro ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İlk aşamada öğrencilerimiz MSM transferi ile karşılanıyorlar. Ben de şimdi yurtlardan birine doğru yola çıkıyorum. MSM, ELT öğrencilerine en ekonomik ve en konforlu yurtları sunuyor. Hadi gidip bir göz atalım. Merhaba, biraz size odamdan bahsedeyim. Burası lavabo. Burası tuvalet. Burada gardıroplarımız var. Burası mutfak. Burası masam. Zamanınızın çoğunu zaten burada geçireceksiniz. Onun dışında oda çok ışık aldığı için bu gerçekten bir avantaj diğer odalara göre. Yatak gerçekten rahat. Çünkü yani uykunuz olmasa bile kendinizi attığınızda uyuyabiliyorsunuz. Kişi başına bir tane gardırop düşüyor. O yüzden eşyalarınızı koyabileceğiniz yerler olacak. Bu odada genellikle iki kişi kalıyorsunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı çekmeden çalışabilirsiniz. Ulaşım bu ülkede hem çok pratik hem de çok konforlu. Toplu taşımalarda kullanabileceğiniz Ditaçka kartı aylık ya da yıllık olarak temin edebiliyorsunuz. Şehir merkezinden yurtlara ulaşmak çok kolay. Muztek hattına biniyorsunuz ve birkaç istasyon sonrasında yurdunuza varıyorsunuz. ELT öğrencileri havalimanından indikten sonra şehrin tam merkezinde yer alan MSM ofisine geliyorlar. Black Swan iş merkezinin 3. katında yer alan ofise gelin beraber göz atalım. Prag'a gelen ELT öğrencileri MSM koordinatörleri tarafından karşılanıyor. Here is a welcome pack for each MSM student with map of the city, transport ticket, SIM card and all useful information. Şimdi tam burada MSM direktörü Iveta Konvişne ile tanışmanızı istiyorum. MSM Akademie je mezinárodní jazyková škola, která zde uvítá během roku asi přibližně 3000 studentů z celého světa. Máme studenty z Malajzie, z Turecka, z Belgie, z Mexika, Kazachstánu, Ukrajiny, Arabských Emirátů, Číny. A z Ruska poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé pobyty. Krátkodobé pobyty jsou spíše prázdninové během celého roku. Dlouhodobý pobyt pro žadatele zde do Prahu je spíše pro studenty, kteří chtějí se hlásit na vysoké školy. Zde v podstatě přichází organizace Mezinárodní svaz mládeže, který celý provádí studenta po celou dobu jeho akademického roku, úplně od prvopočátku, co vstoupí do České republiky. Přijíždí student nebo přilétá, už má
možnost transferu od Mezinárodního svazu mládeže. Následně přichází registrace na cizineckou policii, s tím vším pomáhá Mezinárodní svaz mládeže. Ubytování je poskytováno na kolejích na vysokých školách, takže student má přímo už vstup, vidí vysokou školu. Přítomen vždycky kurátor. Kurátor má na starosti to, aby pomáhal studentům, když by se potřeboval zeptat na cokoliv ubytování nebo jakékoliv jiné poradenství. Dokonce je udělán takový program, že každé dva týdny tento kurátor obchází všechny studenty a zjišťuje jejich spokojenost. Mimo ubytování je zde hlavně důležitá samozřejmě jazyková výuka, ať už je to čeština nebo angličtina, podle toho, co si ten daný student zvolí. Český jazyk je složitý, ale pro studenty v podstatě ze všech zemí není problém, protože pokud se studuje v České republice, tak s českým jazykem se student setkává v podstatě na dennodenní bázi. Studium probíhá na vysoké škole a u nás doplňkově na MSM Akademii. Rozvrh v podstatě je vytvořen tak, aby student byl stále v kontaktu v daném jazyce. Což znamená, na vysoké škole je poskytovaná výuka například dopolední. Odpolední výuka probíhá u nás v MSM Akademii. Výhodou této metody je, že student získává informace a zkušenosti nejenom od jednoho lektora, ale od více lektorů. Je to výhodné jak u češtiny, tak i u angličtiny, protože jsou různé přízvuky a student se na to velmi rychle zvyká. Existuje systém, který zaznamenává docházku studentů a jejich v podstatě úroveň nebo jak jim vychází testy, což znamená, že rodič může kontrolovat i na dálku, jak jejich dítě v podstatě postupuje ve výuce. Mimo samozřejmě výuku jsou zde kulturní programy, takže není to jenom o výuce, ale taky o poznávání České republiky. Je možné si zajet do různých měst Českého Krumlova, do Karlových Varů, nebo případně i možnost do Drážďan, Berlína, podle toho, co si student vybere nebo co je v daném programu. Co ještě Mezinárodní svaz mládeže může poskytnout, krom tady tohoto programu, je to, že opravdu pomáhá studentům s přijímačkami na vysoké školy. Doporučujeme podat 2 až 3 přihlášky na vysoké školy, aby se zvýšily šance studenta na získání studia na dané vysoké vybrané škole. MSM je v podstatě průvodcem po celý rok studenta s bohatým programem a pro studenta je to zase velmi velká zkušenost do jeho budoucího života. Evinizden uzak olsanız da sosyal hayatınız bizim için çok önemli. Explore Fitness Center MSM'in en iyi partnerlerinden bir tanesi. Gelin bakalım içeride neler oluyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Explore Fitness Merkezi, Prag şehrinin en donanımlı ve en büyük spor salonlarından bir tanesi. EYT öğrencileri bu merkeze ayrıcalıklı fiyatlarla üye olabiliyor. Siz de Prag'da okurken hem sağlıklı olmak hem de sosyalleşmek istiyorsanız bu merkeze üye olmanızı tavsiye ediyoruz. Prag, kültürel geziler adına harika bir şehir. Her ay Charles Bert ve Chesky Krumlova geziler düzenleniyor. Bununla da yetinmek istemezseniz, ülke dışında günübirlik seyahat edebileceğiniz yerler var. Münih, Berlin, Dresden, Viyana gibi şehirler bunlardan sadece birkaçı. O zaman şimdi ünlü Çek üniversitelerine bir göz atalım. Hadi. Avrupa'da üniversite araştırması yaparken mutlaka Charles Üniversitesi'ne denk gelmişsinizdir. 1248 yılında kurulan bu üniversite Avrupa'nın en saygın ve en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Siz de bu üniversiteden mezun olarak saygın bir diplomaya sahip olabilirsiniz. Charles Üniversitesi'nin en büyük fakültesi Vitava Nehri'nin tam kenarında yer almaktadır. 4000'den fazla öğrenci eğitim veren kurum, Çekya'nın en büyük fakültesi unvanını da kazanmıştır. Charles Üniversitesi'nin 1. Tıp Fakültesi gezimizin en önemli noktalarından birisi. Charles Üniversitesi'nin 17 fakültesinin içerisinde bulunan Tıp Fakültesi, 3400 çalışanı ve 1400 öğrenciyi bünyesinde bulundurmaktadır. Avrupa'nın en eski ve en büyük üniversitelerinden biri olan Çek Teknik Üniversitesi Prag'da yer almaktadır. Çek Teknik Üniversitesi yenilikçi, rekabetçi, dinamik yapısıyla İngilizce eğitim vermektedir. 2017 yılında QS World University Ranking listesinde en üst sıralarda olmuş ve eğitim kalitesini kanıtlamıştır.
8 fakültesi ve 16 bin öğrencisi olan bu eğitim kurumunda ders almak ve mezun olmak isterseniz ELT danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz. It's one of the oldest technical universities with over 300 years of history. We teach students who, after graduating, usually work in management and business sector. So for all of them, not only technological background is important, but also languages and skills, which are transversible as we live in a globalized world, which it has been changing a lot. The students we have in language prep courses are taught all skills in different disciplines. These are 1 year intensive courses with lessons from 1 to 6 lessons per day. One lesson is 90 minutes. And as I said, they are taught different skills. Apart from linguistic skills, they work on projects. It means we want them to gain some out-of-class experience with the language, because if you want to learn a language, the best way how to learn it is to use it, not only in the classroom, but also outside the classroom. Results of the projects are, for example, a book like this, which documents where students went, what they saw. It's always a combination of visual and verbal aspect. Usually this is very motivational and they like it a lot. So from their initiative, they produce even some products such as this ship, which demonstrates what cultures they worked with. We've been running these courses for over 10 years, and every year we have say from 100 to 150 students. They are divided into much smaller groups, between 15 and 17 students in a group for learning the language. Bu üniversite aynı zamanda muhteşem kütüphanesiyle tanınıyor. 1,5 milyondan fazla kaynağın bulunduğu bu eşsiz kurum ile Çek Cumhuriyeti de gurur duyuyor. Çeşitli eğitim turları, etkinlikler, sergiler Prag da burada düzenleniyor. National Library of Technology, eğitimde farklı boyutlar kazandırmak isteyen öğrencilerimiz için harika bir buluşma noktası. Çek Teknik Üniversitesi'nin yanında Masarykova yurdu bulunuyor. Şimdi bu yurdun ev sahipleriyle buluşma vakti. Merhaba, odama hoş geldiniz. Burası benim odam. Yurdumdaki odam. Burada işte dolabımız var. İçi falan hoş, güzel. Burada yatağım var. Gördüğünüz gibi. Burada raflarım var. Buraya işte kitaplarımı, kıyafetlerimi falan koyuyorum. Dolabıma da koyuyorum kıyafetlerimi tabii. Burada bu dolabın devamı var. Buraya da çeşitli ürünler koyuyorum. Burada çalışma masam var. Görüyorsunuz zaten. İşte tenceremiz, perdelerimiz falan var. O şekilde. Arkamda gördüğünüz yerde lavabo var. Bu tarafta da banyomuz var. Burası yan odanın kapısı. Şu tarafta da mutfağımız kalıyor. Prag'da okumak aynı zamanda size birçok fırsat da sunuyor. Bilen bilir, dünyanın en eski ve en büyük kale kompleksi Prag Kalesi. Guinness Rekorlar kitabına çoktan girdi bile. Dünyanın başka neresinde ziyaretçilerin kapılarını ücretsiz olarak açan böyle görkemli bir yapı var ki? Gelin bu güzelliğe hep beraber bakalım. Prag Ekonomi Üniversitesi, Çekya'da ekonomi alanında eğitim veren en büyük devlet üniversitesidir. 1953 yılında kurulan üniversite 15 bine yakın öğrencisine lisans, yüksek lisans, MBA ve doktora derecesinde eğitim vermektedir. Avrupa'nın en köklü ve en prestijli üniversitelerinden biri olan Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi,
2016 yılında 110. yılını kutladı. Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nde ELT ayrıcalığı ile İngilizce hazırlık programlarına katılabilirsiniz. Şimdi de üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne doğru gidiyoruz. Hello, my name is Jan Hučko. I would like to welcome you to Czech University of Life Sciences, Prague, to Faculty of Economics and Management. I would briefly introduce you our university and our cooperation with MSM. Our university is located on one of the suburbs of Prague called Suchdol. Currently, there is approximately 18,000 students studying in different forms of studies. At Faculty of Economics and Management, there is approximately 8,000 students, within which there is about 15% of students studying in English study programs, starting with the bachelor programs and master programs. This is the short introduction to the Czech University of Agriculture. One of our cooperation is also providing the language preparatory courses, which we do cooperate with our partner MSM. The cooperation is already more than 10 years working, I would say very successfully, which we are happy to. Those courses are focused on preparing the students for to be a students of the university, maybe of our university, maybe of any other Czech university. The study programs are consist of the language preparatory, as I mentioned. There is a focus on the Czech language preparatory courses. And they are the Czech language focused, that the students, after passing 1 year, there might be prepared, ready to pass the entrance exams to the university in a Czech language. Or there is a possibility on improving or getting the English language qualification to study in the English language at our university. Those programs are, as I mentioned, the year-long program which we are inviting you for. The basic description of those programs is that it consists of 5 days a week teaching. Every day it is 4 hours, each 45 minutes, with the Czech professors which are either on the Czech language or English. This is the focus of it, of the lectures are really to master the Czech language, which it is focused on grammar, on spelling, on preparing really the students to be able to study in a Czech language, or in the case of the English study programs, to be able to study in English study programs. The history, as I mentioned, was starting about 10 years back, starting with approximately 30 students, the first group. By the years, it was growing. Up to this year, we've been hosting about 150 students from all around the world. I hope you will enjoy it, and I hope you will come to study with us. Eğer siz de yurt dışında eğitim almak isterseniz, kaliteli üniversiteleri, köklü tarihi ve dinamik şehir yapısı ile ünlü olan Prag'ı değerlendirebilirsiniz. Bu süreçte ELT ve MSM hep yanınızda olacak. Merhaba, ben Dilan. Şu an Prag'dayız, Palladium'un önündeyiz. Yaklaşık 2 ay önce buraya geldim ve bu süreçte yanımda oldukları için öncelikle MSM'e teşekkür etmek istiyorum. Daha sonrasında 2 aylık sürecimden biraz bahsetmek gerekirse, 2 aylık sürecim burada çok güzel geçti. Çok çabuk adapte oldum ve Prag'ı çok seviyorum. Prag çok güzel bir şehir. Yani hem yaşamak için hem okumak için çok güzel. Ben şu an burada hazırlık okuyorum, İngilizce hazırlıktayım. Seneye IT istiyorum. Hepinizi buraya bekliyorum. Şimdi size biraz Prag'dan bahsetmek istiyorum. Prag, Avrupa'da genel olarak düşündüğümüzde öğrenciler için, özellikle Türk öğrenciler için daha çok yaşanılabilen bir şehir. Avrupa'nın en güzel başkentlerinin birinde
ve dünya sıralamasında çok iyi yerlerde olan üniversitelerde ucuz maliyetlerde eğitim almak isterseniz hepinizi Prag'a bekleriz. Ben buraya Türkiye'den geldim, İstanbul'dan. Prag'a gelmemin nedenlerinden bir tanesi Çek Yaşam Bilimleri ve Çek Teknik Üniversitesi. Çek Teknik Üniversitesi bilgisayar bilimleri konusunda ilk 200'e girdiği için bilgisayar bilimleri okumak isteyen birinin hedefi olmalı. Burada öğrenci olmanın avantajlarından bir tanesi marketlerde gerçekten bazı eşyalar gerçekten çok ucuz. Ve bir Türk lirası 4 kron olduğu için çoğu zaman ekonomik olarak da avantajlı bir ülkedesiniz. Çekya'yı tercih etmenin sebeplerinden bir tanesi Çek Teknik Üniversitesi'nin ilk 200'de olması. Onun dışında biraz daha diğer ülkelere kıyasla ekonomik olması. Oturum izni olduğu için tabii diğer Avrupa ülkelerine gitmek çok daha kolay. Bir arkadaşlarla buluşup hadi hafta sonu Viyana'ya gidelim, yok Almanya'ya gidelim falan deyip hemen gidebiliyorsunuz. Onun dışında uçak biletleri de ucuz olduğu için gerçekten çok keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Mezuniyet sonrasında mavi diplomam olacağı için diğer Avrupa ülkelerinde daha iyi iş avantajları, daha iyi iş olanakları aramak için uçmayı planlıyorum oraya. Bakalım. Ne olacak, ne olmayacak göreceğiz. Teşekkür ederim. Merhaba, Sara ben. Şu an Prag'da Çek Teknik Üniversitesi'nde Çekçe hazırlık okuyorum. Hazırlığım bittikten sonra da üniversiteye geçeceğim umarım. Buraya MSM'le beraber geldim Türkiye'den. Ve MSM burada bana gerçekten çok yardımcı oluyor. İşte yurdumu onlara ayarlıyorlar ya da bir sıkıntım olduğu zaman falan gidip onlarla konuşabiliyorum. Şu an ben buraya geleli daha 1,5 ay oldu. Ama buna rağmen gerçekten çok alıştım buraya, çok hızlı adapte oldum. Burada çok fazla arkadaşım var. İşte kültür alışveriş açısından falan da gerçekten çok güzel bir yer. Eğer Avrupa'da okumayı düşünüyorsanız ya da Çekya'da okumayı düşünüyorsanız ben gerçekten Prag'da okumanızı tavsiye ederim kendi açımdan. Ulaşımla ilgili falan hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Eğer Avrupa'da eğitim almayı düşünüyorsanız Çekya ve Prag'ı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum size. Hepinizi buraya beklerim. Merhabalar, ben Hüseyin Kıran. Ben Prag'da üniversite okumaya karar verdim. Ve Çekya ve Prag benim en önemli tercihlerim arasındaydı. Buraya EYLT aracılığıyla geldim ve EYLT'nin MSM ile beraber işbirliğiyle yurda yerleştirilmem tamamlandı ve üniversitede okumam ayarlandı. Bunların hepsi hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde gerçekleşti. Prag'a gelirken aklımda bazı sıkıntılar ve sorunlar vardı elbette. Hava nasıl olacak, ortamlara alışabilecek miyim, Prag hayatını yakalayabilecek miyim ve eğitim, en önemlisi eğitim olduğu için eğitim hayatım nasıl olacak diye çok fazla merak içerisindeydim. Ama EYLT'nin yardımıyla ve çeşitli desteklerle beraber bunun üstesinden açtık. Kaldığım yurdun adı Kvezda Yurdu diye bir yurtta kalıyorum. Okula biraz uzak sayılır. Metrodan sonra otobüse binmem gerekiyor. Ama onun dışında herhangi bir sorun yaşamıyorum okula gidiş açısından. Hazırlık eğitimi gördüğüm için çok fazla bozucu vaktim oluyor. Bu vakitlerle beraber Prag'ı fazlasıyla gezebiliyorum. Kültürüme kültür katıyorum. Diğer öğrenci arkadaşlarıma, eğer Prag'ı Avrupa'da üniversite okumayı düşünen arkadaşlarım varsa Prag'ı tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Buranın da değerlendirilmesi gereken bir opsiyon olduğunu düşünüyorum.